Sıkça sorulan, merak edilen bir şey var. Yine en son Yasemin diye bir arkadaş sormuş. Bu diş macunlarıyla alakalı. Ağız sağlığı ile ilgili. Ben şimdi kısaca şunları anlatmaya çalışayım size. Eğer illa diş macunu kullanmak istiyorsanız o dibi yeşil olanları, yani orada küçük bir işaret var, o yeşil olanları kullanabilirsiniz. Hatta kendiniz diş macunu yapabilirsiniz. Ben geçen sene bununla ilgili bir video yapmıştım. Ama sonra yayınlamayı unuttum, sonra da kaybetmişim o diş macunun nasıl yapılacağıyla ilgili. Çok büyük sıkıntı değil. Bakın ben şunu söylemek istiyorum size. Şimdi dişler niye çürür? Ağzın sağlığı niye bozulur? Ağız niye kokar? Öncelikle dişlerin çürümemesini sağlayacaksınız. Bunu da nasıl yaparsınız? Gıda adı altında satılan o çöpleri yememekle başlayabilirsiniz. Karbonhidratı sıfırlayın. Dişleri çürüten süt ve süt ürünleridir. Süt ve süt ürünlerini tüketmeyin. Karbonhidrat tüketmeyin. Tatlı şeylerin tamamı bütün kemiklere zarar verir. Sadece diş değil. Daha doğrusu tatlı şeyler, şeker. Kimyasallara hiç girmiyorum. Yani o hazır gıdaların içinde bulunan işte o monosodyum glukamat gibi şeylere hiç girmeye gerek yok. Ama sadece şeker bile vücudunuzda zarar vermediği en küçük bir hücre bile yok. Sadece bu böyle kurbağa teorisi gibi olduğu için, yavaş yavaş ilerlediği için sizler anlamıyorsunuz neyin ne olduğunu. Zaman içerisinde doktora gidiyorsunuz. Doktor da size bunun sebebini söylemiyor zaten. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Önce bunları bir keseceksiniz. Aksi takdirde ne kullanırsanız kullanın, o dişler çürümeye devam edecek. Diş çürümesinin birinci sebebi zaten aslında diş macunlarıdır. Diş macunu kullanmayın. Hatta hiçbir şey kullanmayın. Kendiniz de yapmaya çalışmayın. Sadece fırçalayın yani. Ama tabii o fırçayı da belirli aralıklarla mesela her ay değiştirmeniz lazım. Aksi takdirde o mikroplastikler var. Bunlar vücuda giriyor. Her alanda giriyor zaten. Yani hormonal dengenizi bozuyor bunlar. Sadece ağır metaller değil. O plastikler de insan vücudunda çok fazla miktarda var bu plastiklerden. Her alanda da ciddi bir şekilde zarar görüyorsunuz. Burada yapmanız gereken şu. Diş fırçalamak. Yani sadece fırçayla fırçalasanız zaten bu şekilde ya zaten bu karbonhidratları almazsanız, hiç dişinizi fırçalamasanız da dişleriniz zarar görmeyecek, ağzınız da kokmayacak. Benim tavsiyem şu, diş fırçalamaktan daha önemli bir şey var, dilin üzerini fırçalamak. Hatta köküne doğru ilerlemek. Bunun için satılan aparatlar da var hatta. Onlardan da alabilirsiniz öyle üstünü sıyırmak için ama diş fırçasıyla dilin üzerini ta dibine kadar iyice bir şey yapın, fırçalayın. Bu önemli. Ve ağzınızda sürekli bir şey bulunsun, karanfil bulunsun. İki tane mesela biri buraya, biri buraya bir köşede dursun. Bu ağız kokusunu da engelleyecektir ki zaten ketojenik besleniyorsanız öyle bağırsaklarınız bozulmaz, ağzınız kokmaz, bu sorunları yaşamazsınız. Burada yapılması gereken en önemli şey dediğim gibi sizin bu çöp gıdalardan vazgeçmeniz. Aksi takdirde ne kullanırsanız kullanın hiçbirinin hiçbir anlamı olmayacak. Ama illa diş macunu kullanacağım diyorsanız o dibi yeşil olanları kullanın ki ben onlara da güvenmiyorum. Yani tamam öyle bir şey yaparlar da yalan söylemediğini nereden biliyorsun? İçine ne koyup ne koymadığını. Çünkü artık bu işler patladı, ayyuka çıktı. Yani dünyada 7,5 milyar insanı öldürecekler. Şu veya bu şekilde öldürebilirler. Sağlıklı günler dilerim.